Benim çocukluktan yeni nesil de geç. Eski nesil. Et makineden değil de böyle eski usul taşta böyle dövüle dövüle. Burgulun sesine bak. Burada yeşilliği evet. Var. Burada da bir porsiyon çiğ köftesi var. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'daki lezzeti sizlere göstermeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Diyarbakır'ın Mardin Kapı civarındayız. Bir dostumuz tavsiye etti ki taş leğende cuma usta çiğ köfte yapıyor. Bunu göstermeye çalışacağız. Daha önce hiç taş leğende çiğ köfte nasıl yiyor hiç duymadım. Büyük ihtimalle siz de duymamışsınız. Eğer merak ediyorsanız taş leğende çiğ köfte özellikle etli çiğ köfte nasıl oluyor? Cuma usta bugün bizlere başından sonuna kadar gösterecek. Etli çiğ köfteyi seviyorsanız, bunu da merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsanız cuma usta bizi bekliyor. Çiğ köfteyi yapmaya başlıyoruz. Cuma usta hazırsın. Hazır mısın? Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Keyfin nasıl? İdare ediyor. Bir yaramazlık yok. Allah çok şükür bir yaramazlık. Ya şimdi cuma usta, şimdi dediler ki taş leğende çiğ köfte yapıyor. Bize bir leğenden bahsetsen abi. Bu nasıl bir taş, nasıl bir leğen? Kendinden biraz bahset, sonra çiğ köfte yapmaya başlayalım. Şimdi ben iki değirmenciyim. Tamam. Eski su değirmenleri. Hani zamanında taş ustasıyım da. Aynen. Bu taşı kendim yapmışım hepsini. Hepsini kendin yapmışsın. Hepsini kendim yapmışım. Tamam. Bir fikir aklıma geldi. Yani bu ilk çiğ köfte nasıl oluşmuş? Yani nerede yoğururmuş? Kendi kafamda böyle bir kocalama yaptım. Dedim zamanında leğen yoktu, bir şey yoktu. Sen taşa yapırmış herhalde. Kalktım yani sen ben diyorsun bu... ki çiğ köftenin çıktığı yerde Adıyaman'da. Adıyaman evet. Taş leğende yapıyorlardı. Evet. Ceylan etini taşa dövüyorlardı. Ben de taş ustasıyım. Dedim ki farklı bir şey yapayım dedim. Doğrudur. Dedim doğrudur. Hem insanlara taş leğende ve çiğ köfte yapayım, farklı bir çiğ köfte tatsınlar diyorsun. Doğrudur. Evet, ama doğrudur. Esas mesleğin taş ustası. Taş ustası evet. Taş ustası çiğ köfte ustası oldu. Doğrudur. Tamam ustam, sendeyiz, seni bekliyoruz ustam. Nasıl yapacaksın görelim. Severim. Ondan İki türlü soğanımızı ekledik. Baharatları ekliyorsun. Evet. Tabii sen bunları göz kararı yapıyorsun. Alışmışsın zaten. Tabii. Ustam sen bir de ben dedin ki ben normalde siverek kültüründen gelmişim. Babam da öğrenmişsin ben bu çiğ köfte yapmayı. Değil mi? Evet. Şimdi babam da öğrenmişsin. Karabiberi nerede yiyorsun? Oyna taşla yoruyorsun. Bak ustamız yeşilliği de taş böyle kabın içine katmış. Burada da turplarımız var. Burada bu da reyhan. Var. O da reyhan da ekledim ustam içerisine. Çiğ köftenin içinde nane olur mu ya? Tabii ki olur. Nasıl olur? Allah nane. Allah. Evet, tabii tamam abi. Ustam onu da ekledik. Evet. Nane de ekledik. Reyhan da ekledik. Tabii orijinal çiğ köfte. Orijinal çiğ köfte mi diyorsun? Tabii. O da kişniş mi? Evet. Allah Allah. Kişniş de bunun üstüne ekliyorsun. Bir de kimyon kalıyor almak için biraz. Kimyon. Evet. Kişniş. Hepsi buranın içine. Birazdan bunu da yoğuracağım ustamız taşla. Hepsi bütün organik. Bütün yeşillikler arka taraftaki bahçeden elde etmişsin. Hepsi bahçesi. Vallahi sen bir geleni yaşatıyorsun yani. Bu normal, kimse bununla uğraşmaz ha, açık sana söylüyorum. Ticari amaçla biz yapmıyoruz. Mesel. Bir daha söyle. Ticari amaçla yapmıyoruz. Ticari amaçla yapmıyorsun. Diyarbakır için yapıyoruz biz bu. Bunu Diyarbakır evet, için evet. Yapıyorsun. Yoğuruyor. Şurada birazdan çiğ köfte yoğuracak ve içine katacak. Çok tamam ustam. Yoğurduklarını da içine attım böyle. Sarımsağı da burada döveceksin he? Tabii ki. Of, of, of. Hiçbir baharat öbürünü bastırmaması lazım. Sarımsak, soğanın tadını bastırmaması lazım. Aynen. Ustam bir şey fark ettim. Sen domates hiç kullanmadın. Domatesi katacak mısın içine? Hayır. Ben mesela normalde çiğ köfteciler yanında domates olur, domates suyu olur ki çiğ köfteyi böyle domates suyu var. Ben hazırlamışsın. Hazırlamışım onu evet. O da var değil mi? Şimdi ben burada görmeyince harmanlayacağız ondan sonra. Soğanı eritene kadar. Erittikten sonra ben... Tamam. Açıyorum bismillah. Hadi yavaş yavaş yoruyoruz. Burgulun sesine bak. Kesteye davet ediyor. İstotu döküyoruz şu an. Tamam. Sağ çayı iki bardak bıraktık. Bir daha seferki bir çok bardak bırakıyorum. Bir daha seferki bir bardak bırakıyorum. Azar azar bırakıyorsun. Azar yedire azar bırakıyorum. Yoğura yoğura evet. Yedire veriyorsun. Evet yedire yedire. Tamam ustam. Sulu böyle salçan. Hayır bir baharat da var bunun içinde. Şimdi ustam hem yoğur hem de sen bize sorularımıza cevap versin. Evet. Ustam öncelikle diyorlar ki bunu yıkaması nasıl oluyor? Şimdi bu leğenin yıkaması biraz zahmetli olur. Sen nasıl yıkıyorsun bunu? Bunu yıkaması sıcak suyla yapıyorum.
Evet. Tingere sıcak sura yoğurmadan evvel de yani bir yarım saat bir saat evvel de ne sirkeli suyla. Sirkeli suyla temizliyorum. O da başka hayır bu. Böyle bir şekilde temiz oluyor mu? Tabii mikrop falan kapmıyor değil mi burası bu şekilde? Yok hayır bu mikrobu barındırmıyor bu taş. Bu bazlat taşı dünyanın en sert taşlarından bir tanesi bu. Evet. Bir mikrop barındırmıyor. Bunun üzerine kebabını da yapıyor zaten. Peki usta şey diyorlar. Diyorlar ki usta böyle çikolatayı yoğurma esnasında diyor. Sağlıklı değil diyorlar. Taş parçası kopabilir, içine katabilir diyor. Sen ne diyorsun bu işe? Şimdi bu taş dünyanın en sert taşlarından da bir tanesi. Evet. Elmas'tan sonra gelen sertlikte bir tane taş. Şimdi evet. Bu taş bir kopma pupa kesinlikle olmuyor. Aşırma olmuyor. Olmuyor. Şimdi, evet git Ulu Cami'nin merdivenlerine, Hasan Paşa'nın merdivenlerine bilsen. 600-700 senedir bilsen herhangi bir aşırma fazla olmamış. Yani sen diyorsun İnsanlar ki ben gibi, burada elle yoğurduğum zaman da böyle aşınacak bir pozisyonda değil diyorsun. Hayır, hayır. Demir de aşınıyor, bakır da aşınıyor. Evet. Leğen de aşınıyorsun. Tabii onlar da aşınıyor. Ama usta diyor ki benim leğenim en sağlam bazal taşından aşınma olmuyor. Temizliğine de ben dikkat ediyorum. Diyor ki kesinlikle ama kesinlikle mikrop kapma olayı yok yani. Mermerde var bunda yok. Mermerde olur bunda olmaz diyorsun. Olmaz. Mermerde kimyasal madde var. Kimyasal madde. Evet. Yani bazlata yok. Bilirsen yani elle yani bunu aşırması ne olabilir yani? Artıka mantıka sıkmayan bir şeydir bu. Bu güzel bir açıklamaydı. İnşallah sevgili izleyicilerimiz bundan memnun kalmışlardı, tatmin olmuşlardı. Böyle diyenler gitsin dedelerine söylesinler. Kopuyor mu kopmuyor mu? Şimdi Cuma Usta sen domates kullanmadın. Normalde diğer ustalarımız domates sosu kullanırlardı. Domatesi böyle sulu kıvama getirir o şekilde kullanırlardı. Sen dedin ki ben onun yerine salçayı sos haline getirmişim. O şekilde kullanıyorum değil mi? Böyle evet. Azar azar böyle veriyorum. Evet. Niye böyle yapıyorsun peki usta? Şimdi ilk gün boşu boşuna antik çiküfte koymamıştım dükkanın için. Antik çiküfte. Kışın domates var mıydı ilk gün? Yok. Yoktu. Eskiden kışın domates yoktu. Çiküfte de genelde yazın yirmez zaten. Bir sene. Pek evet. Nadir. Bir sene. Evet. Kışın yiyoruz. Orijinali neyse orijinali biz yapıyoruz. Sen diyorsun ki ben orijinaline sadık kalarak her şeyi başından bile yapıyorum. Tabii ki. Kışın domates olmadığı için eski usul salça sosu kullanarak yapıyorum. Çiküfte yapıyorlardı. Evet. Benim çiküftem yeni nesil değil. Eski nesil. Eski nesil çiğkürte yapıyorum diyorsun. Eti dövmeye mi geldi? Dövmeye geldi. Etten bana biraz bahsetsene. Et dana eti olması lazım. Tamam. Dövüldüğü zaman bu sinir tamarları alınıyor hepsi. Evet. Ona dövülmediği için bir de herhangi bir... Zarar vermesin diye. Zarar vermesin diye. Bir evet. De şurada bakın burada dana eti. Burada usta birazdan bunu dövecek burada. Eski usul yöntemle değil mi Cuma Usta? Tabii onu ilk çiküfte nasıl çıkmışsa ortaya bir tane. Sen de o şekilde yaparsın. Aynı teknikte yapıyorum. Ustam seni izliyorum. Bismillah. Yani ben daha önce çok çiküfte videosu çektim ama ilk defa bu kadar böyle hem heyecanlıyım hem de farklı bir yöntemle et makineden değil de böyle eski usul taşta böyle dövüle dövüle kıyma kıvamına gelinceye kadar dövülecek usta öyle söyledi bana. Kıymanın çiğ köftenin içerisine katacak. Dövme işimiz bitti evet. Şu anda bir eti göstersen hangi kıvama geldi abi? Bak. Et kıyma kıvamına geldi. Evet. Evet. Bunu baya bir yarım saat sen burada yoğurdun eski yöntemle. Tabii ki. İyice böyle sinirlerini aldın. Evet. Çiğ köftemizi sen iyice bir yoğurdun kıvamını aldı bu şekilde. Şimdi dövmüş olduğun eti şimdi bunun içine atacaksın. Evet. Eti içine atıyorum sonra. Tamam. İyice taşta dövmüş olduğun eti şimdi çiğ köftemizin içine harmanlayacağız. Evet Cuma Usta. Şimdi ne yapıyoruz abi? Çiğ soğanımız la madonuzu bırakıyorum. Yani ben size kısa kısa böyle çekiyorum ama inanın 1,5 saattir şu anda ustamız yoğuruyor bunu. Diyor ki bu yoğurma yöntemi uzun sürüyor ama tadı gerçekten de güzel olacak. Şimdi biz heyecanla bekliyoruz. Birazdan tadım yapacağız. Ben de merak ettim gerçekten nasıl oluyor. Farklı bir tat, farklı bir lezzet. Cuma Usta hazırdır. Hazırdır servis. Servisten önce şu an son hali bu şekilde. Usta bir porsiyon buradan ne kadar oluyor onu da bir gösterelim böyle. Evet. Bir porsiyon ama herkese verdiğin gibi yap yani ya. Tabii ki. Bize özel değil yani. Hayır. Usta bir porsiyon bu kadar mı yani? Evet. Tamam. 6 dilim var bir porsiyonda. Cuma Usta. Efendim? Hazırdır. Hazırdır. Çok şükür 1,5 saattir biz buradayız. Sen yoğurmayı bitirdin. Sonunda bizlere böyle güzel bir sofra hazırladın abi. Cuma Usta, kim geliyorsa bu şekilde bir servisle karşılayacaklar değil mi usta? Tabii ki. Burada yeşilliği evet. Var,
Burada da bir porsiyon çiğ köftesi var, ayran var, ezmesi var, biberi var. Eline koluna sağlık. Teşekkür ettim. Hadi bir tadına hadi bakalım. Video sonunda görüşelim. Görüşürüz abi. Uzun bir süre bekledikten sonra bu güzel çiğ köftenin tadına bakmak kısmet oldu. Fiyatlarını hepsini tek tek söyleyeceğiz. Neredeyiz? Karşımızda Sur, Mardin Kapı. Arkamızda Keçi Burcu. Yanımızda da çiğ köfteci Cuma Usta. Şimdi izninizle böyle bir marulla bir tadına bakayım. Kıvamını çok merak ediyorum. Kıvamı nasıl olmuş diye. Yani biraz sanki çiğ gibi gelecek diye dediler de tam pişmez diye. Şöyle az bir şey, bir limon. Aman aman, elim kolum birbirine girdi heyecandan yani ya. Kıvam aynen tutmuş. Yani diye çiğ köfteki kıvam neyse o kıvamda. Farklı bir tadı var. Nasıl farklı bir tadı var? Ustamız farklı baharatlar kattı. Yani aroması biraz daha farklı. Kıvamı böyle hani diye çiğ kalıyor. Bak demişler de yani çiğ kalma ihtimali var. Baksana böyle. Çok farklı duruyor. Böyle krema gibi, görüyor musun? Şöyle bir daha alalım. Marulla. Ne kadar güzel olmuş. Açık söylemek gerekirse yani ben biraz dedim belki büyük ihtimalle tam böyle kıvamı tutturamaz. O bulgur tanesi diri kalır. Ama gerçekten güzel yapmış. Mesela kıvamı tutturmuş. Özellikle et. Böyle bir sinir ağzına gelmiyor. Hani belki düşünebilirsin orada tam böyle erimeyince sinirdir, rahatsızlık verir ama usta dedi ki orada sen bunu ye dedi. Bu akşam değil. Yarına kadar sende bir sıkıntı olursa benim yanıma gel. Ben ondan söz aldım. Dedi ki bu çünkü seni rahatsız etmez. Kesinlikle ama kesinlikle rahatsız etmez. Kullanmış olduğu baharatına kadar hepsini doğal. Yapma yöntemi doğal olduğu için dedi ki güzel bir çiğ köfte kesinlikle rahatsız etmez. Bir de ekmekle bir deneyelim. Ekmek nasıl oluyor? Şöyle yaydık. Tamam mı? Yeşildik. Aa, burada da rokalar var. Şurada havucumuzu katalım. Ezmenin tadına da bakalım. Hikmet Usta, olmuş. Ben de belki olmamış, orada korktum başta, açık söyleyeyim. Ama şimdi yiyince olmuş gerçekten de. Yani o tane aklına gelmiyor ha. Usta harbiden aklını vermiş. Mesela dedim ya biraz korkmuştum değil mi? Büyük ihtimalle orada tam böyle pişiremez. Hem eti hem bulguru ama gerçekten de kıvamı çok tutturmuş. Bir de bana söz verdi, dedik bu çiğ köfte seni rahatsız ederse yarın sabaha kadar gel bana söyle beni rahatsız etti. Ben dedi bu işi bırakacağım. Şimdi sevgili dostlar bir açıklama yapmak istiyoruz. Cuma Usta bizlere özel etli çiğ köfte yaptı. Normalde burada her zaman etsiz çiğ köfte mevcuttur. Talep etsiz çiğ köfteden yana olduğu için etsiz çiğ köfte daha çok yapıyor. Etli çiğ köfteyi de etin dövülme şeklini bir de burada yapılma şeklini hem sizlere hem de bizlere göstermek için yaptı. Dedi ki eğer isteyen olursa, talep oluşursa bir gün öncesinde bana haber verirseler ben kendilerine taş leğende etli çiğ köfte de yapıyorum. Yani siz diğer günlerde geldiğiniz zaman etli bulamayabilirsiniz. Etsiz daha çok rağbet edildiği için. Şimdi şöyle bir porsiyon çiğ köftenin fiyatıysa dedi ki etli olduğu için 30 lira. Eğer etsiz olsaydı aynı porsiyonda 20 TL. Yeşillikler de dahil olmak üzere. Ekmeğimiz, ezmemiz olmak üzere. Ayran bir bardak ayranla 2,5 lira. Fiyatlar bu şekilde. Bilginiz olsun. Bizlere afiyet olsun. Videonun sonunda görüşmek üzere. Gelirseniz böyle Mardin Kapı ayağlar altında güzel bir çiğ köfte yiyebilirsiniz. Ustam eline koluna sağlık. Baya bir emek harcadın. Baya bir uğraştın. Buraya gelecek olan misafirlere sen ne söylemek istersin ustam? Buraya gelen misafirlere ben bunu demek istiyorum. Eski köfte yemek isteyenler buraya gelsin. Bu yeni nesil köfte de gel. Eski nesil köfte. Sabah 11'de açıyorum. Gece de 9.30 10'a kadar açıyorum. 9.30 10'a kadar çiğ köfte var mı peki? Kalmışsa yani var. Ama o zaman sen açıksın sen. Evet açıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ustam, sağ olasın. Bir sefer de olsa geri bir tadına bakın. Ona göre hem yorum yapın hem de puan verin. Evet sevgili dostlar geldik güzel bir videonun da sonuna. Yani tam burada 3 saatimiz geçti, onu size belirteyim. Farklı bir çiğ köfte, farklı bir yoğurma tarzı olduğu için sizlere göstermeye çalıştık. Etli ve de etsiz seviyorsanız gelip ustanın yanına bir sefer de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızda varsa düşüneceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi mutlaka unutmayın. Kanalımıza
İlk defa geldiyseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere efendim. Diyarbakır'dan, Mardin Kapı'dan herkese sevgiyle selamlar efendim. Hoşça kalın.